Çeybi kayıt. Evet arkadaşlar, Sekin Sıf Basit Makineler konu başlığıyla ilgili olarak bugün de dişli çakar, kas nakar ve vida ile ilgili örnekler görüp onun üzerinden konumuzu anlatacağız. Önce dişli çakarla başlayalım. Dişli çakar merkezinden bir yere sabitlenip dönebilen kendi etrafında yapılardır ve eşit aralıklarda böyle gördüğümüz dişleri bulunan yapılardır. Bunları biz kendi içerisinde dişli çakarı ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi şurada gördüğümüz gibi, bakın, birini sarı birini yeşil renkli çizdim. Aynı merkezde olan, aynı merkezli dişli çakar. Yani bunların şöyle bir özelliği var. Şuradan bakın, şu siyah noktadan sabitlenmişler. Eğer buradaki dişli çark mesela sağa doğru dönüyorsa, şu içerideki yeşil olan dişli çark da sağa doğru dönecek. Yine aynı merkezin dışında bir örneğimiz daha var. O da farklı merkezli dişli çarklar. Şu şekilde yazarım onu da. Farklı merkezli. Yani şekilden göreceği gibi merkezleri birbirinden farklı. Yani birinin hareketi diğerini aynı yöne döndürmesine etki etmiyor. Burada da eğer dişli çarklar böyle ucuza gelecek şekilde bağlandıysa, mesela diyelim şu turuncu çarkımız şöyle sağa doğru dönüyorsa, yanındaki tam böyle bileşik orada olan mavi çark ise tam zıtlı yönünde dönmek zorunda. Şimdi o zaman şuna bir bakarsak, bakın şu yeşil dişli çark ile sarı dişli çarkın arasında ne farkı var? Yarıçap farkı var. Şu yeşil olan dişli çarkın yarıçapı sarı olan büyük dişli çarktan daha küçük. Ve burada baktığım zaman eğer sarı çark bir tur dönüyorsa, yeşil dişli çarkına yine bir tur dönmesi gerekiyor. O zaman demek ki aynı merkeze dişli çarklarda dönme, yani tur sayısı aynı. Aynı zamanda dönme yönleri de yine aynı. Dönme yönleri aynı dedik. Farklı merkezlere geldiğimizde ise, bakın, burada kimin yarıçapı daha büyük? Şu turuncu renkli olan dişli çarkın yarıçapı daha büyük. Mavi olanınki küçük. Aynı merkez olmadıkları için bunların şimdi tur sayıları aynı olmaz. Neden? Mesela diyelim ki bu buradan bir tur döndüğü zaman kat ettiği mesafeye de bunun kat ettiği mesafe eşit olacağı için sonuçta bu büyük orandaki diş sayısı daha fazla, şu küçük orandaki daha az. Yani bu mesela bir tur dönüyorsa burada iki tur dönebilir. Yani her halükarda küçük oran daha çok tur sayısına sahip. Yani o zaman tur sayıları farklı diyeceğiz. Tur sayıları farklı. Peki dönme yönlerine baktığımız zaman, bakın demiştim ki eğer böyle yan yana getirip farklı merkez olursa, bir de mesela şuradaki sağa dönüyorsa buradakinin de sola dönmesi lazım ki sistem işlesin. O zaman ne diyeceğiz? Dönme yönleri farklı. Evet, şimdi bu dişli çarklar bazen böyle kayışlarla bağlanıp da bir araya getirilebiliyor. Mesela şurada gördüğümüz iki şekil gibi. Şu gördüğünüz düz şekilde bağlanma. Bu da zıt yöne, yani ters yönde bir bağlama şekli. Burada peki nasıl dönüyor? Onlara baktığımızda, bakın, eğer buradaki şöyle bağlandığında, düz bağlandığında buradaki mavi dişli çarkımız eğer sağa dönüyorsa, yeşil dişli çarkımızın da yine sağa dönmesi lazım. Yani düz bağlandığında aslında birazdan göstereceğim kasnaklar gibi düşüneceğiz. Kasnak gibi davranıp ne yapıyorlar? Birinin döndüğü yön neyse diğerinki de aynı yönde oluyor. Peki zıt bağlanırsa kayışlar ne oluyor? Bu sefer şuradaki yeşil olan eğer sağa doğru dönüyorsa, ters bağlandığında sarı olanın da ne yapacak? Tam zıttına dönmesi lazım. Tur sayısı konusunda zaten şu yukarıda gösterdiklerime göre ilerleyebiliriz. Peki biz bu dişli çarkarı nerede görüyoruz dersek, işte kurmalı saatte bu düzeneyi görüyoruz. El matkabında, mikserde ve bisiklette yine ne yapıyoruz? Bu dişli çarkarı görebiliyoruz. Şimdi gelelim kasnaklara. Kasnaklar da böyle gördüğümüz gibi dairesel şekli sahip ve yine kayışlarla birbirine bağlanıyorlar. Dişli çarklarda bakın, dişler varken bunda böyle diş olma söz konusu değil. Burada sadece kayışla birbirine bağlanıp dönmeleri sağlanıyor. Peki burada da yine baktığımızda düz bağlanmış ve ters bağlanmış olan kasnaklar var. Yine bakalım, eğer şuradaki turuncu kasnak
Eğer sağa doğru dönüyorsa şu pembe oranda yine sağa doğru dönmesi lazım. Yani dönme yönleri aynı. Zıt bağlandığında ise bakın şuradaki pembe oran, büyük oran sağa doğru ilerliyorsa eğer, dönüyorsa daha doğrusu, mavi oranda yine onun tam zıttına dönmesi lazım. Çünkü çapraz yani ters bağlanmış. Yine kasnaklarda bu şekilde eğer böyle 3-4 tane iç içe geçmiş kasnak veya dişli çark görürsek şunu asla unutmuyoruz. Mesela diyelim ki şu dişli çarklarda şu ikisinin yanına bir tane daha dişli çark gelirse şu eğer bunu düz kabul etsek düz ters düz ters yani bir ters bir düz şeklinde ne yapacağız? Kodlamamızı gerçekleştireceğiz. Ama bu şekilde kayış varsa kayışına bağlı olan hep aynı yönde döndüğünü de görmüş olduk. Bir diğer basit makinemiz ise vida. Vida ile ilgili çok fazla bir şey söylememize gerek yok. Vida şöylece silindir çubuğun etrafına sarılmış eğik düzlem diye tanımlayabiliriz. Şurada gördüğünüz her bir şu aradaki boşluk bizim için vida adımı diye geçer. Peki vida bizim günlük hayatta ne işimize yarıyor basit makine olarak derseniz bize kuvvetten kazanç, yoldan kayıp sağlıyor. Yazalım buraya o zaman. Kuvvetten kazanç, yoldan da kayıp. Bu şekilde gerçekleşen bir basit makinedir. Gene tabii ki de iş kolaylığı sağlıyor. Başka aklımıza basit makineler olarak ne gelebilir? Mesela tekerleği de bir basit makine olarak görebiliriz. Eğer karşınıza tekerlek çıkarsa bu nasıl basit makine olur demeyin. O da bir basit makinedir. Bize iş kolaylığı sağlar. Şimdi genel anlamda şu an basit makinelerin sonuna doğru geldik. Hangi basit makinelerden bahsettik bu zamana kadar? İşte eğik düzlemden bahsettik, çıklıktan bahsettik, dişli çarklardan, kasnaklardan bahsettik, yine kardaşlardan bahsettik ve makaralardan bahsetmiştik. Bunların hepsi basit makinelerdi. Kendine özgü özellikleri vardı. Şimdi eğer biz birden fazla basit makineyi bir araya getirip bir düzenek oluşturuyorsak, buna da biz bileşik makineler ismini veriyoruz. Mesela örnek veriyorum, bisiklet bir bileşik makine örneğidir. Nasıl yani? Mesela bisikletin pedal kısmında ne var? Dişli çarklar görebilirsiniz. Hani o zincir attırdığınız yerler var ya, orası mesela bir dişli çarka örnektir. Mesela direksiyonlarda yine fren yaptığımız yerler kardaşlara vereceğimiz örneklerdir. Yine bisiklette teker var mı? Evet, teker var. O zaman o da yine bir basit makine örneği. Veya el arabasını yine bileşik makine örnek gösterebiliriz. Tekerlek var, eğik düzlem var. Yine kardaş olarak da 3 tane şey sayabiliriz. Bunlar bileşik makinelere örnekli. Tabii bunların sayılarını çoğaltabiliriz. Böylelikle ünitemizi bitirmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 3, 2, 1, kayıt. Evet arkadaşlar.